Her salı olduğu gibi Akıllı Tarım'dan merhaba, ben İrfan Donat. Bugün tarım sektörüne ve kırsal kalkınma politikalarına biraz Avrupa Birliği'nin penceresinden bakacağız. Yine Türkiye üzerinde kırsal kalkınmayı ve sürdürülebilir tarımda rolünü konuşacağız. Farklı fon ve projeler eşliğinde aslında bunları biraz gündeme getireceğiz. Dolayısıyla tarımın hem ekonomisini hem politikasını hem de bu yöndeki çalışmaları, projeleri, projeksiyonları ele alacağız iki değerli konuğumla birlikte. Bugünkü konuklarım Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger olacak. Biraz sonra yayınımıza bağlanacak. Ve şu anda hazır olan diğer konuğum da Denizli Çameli Yerel Eylem Grubu temsilcisi Gözde Ünsalan. Gözde Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk İrfan Bey. Şimdi biraz sonra Sayın Christian Berger'le işin biraz Avrupa Birliği penceresinden önemli unsurlarını konuşacağız, değineceğiz ama sonrasında hatta sizinle biraz Türkiye üzerinde konuşalım diyecektim. Önce sizle başlayalım. Biraz İPART projesi üzerinden konuşabiliriz, lider yaklaşımını konuşabiliriz. Çünkü İPART hakikaten Avrupa Birliği'nin yürüttüğü, Türkiye ile birlikte yürüttüğü önemli bir bütçeye sahip bir proje. Yıllardır da uygulanıyor ve farklı yaklaşımlar artık bu fonun, bu projenin içerisinde yer aldı. Şimdi tarım sektörüne baktığımız zaman da özellikle görünmeyen kahramanlar olarak niteliyorum ben. Kadınlar ve gençler, özellikle kadınlar aslında iş gücünde çok önemli bir paya sahip. Ama temsiliyet tarafında maalesef arkada kalıyorlar, biraz geride kalıyorlar. Halbuki sürdürülebilir tarım tarafına konuştuğumuz zaman ya da kırsal kalkınmayı konuştuğumuz zaman iki tane önemli aslında özne, kadınlar ve gençler. O yüzden biraz sizin gözünüzden bu konuya değinelim istiyorum. Buradan başlayalım. Ne yapılıyor, neler yapılması lazım kadın ve gençlerin gözünden kırsal kalkınmayı biraz değerlendirir misiniz? Şimdi önce İrfan Bey, bundan yaklaşık 4 sene önce Leader programı kapsamında seçilen, yani 1005 tane pilot ülke seçildi. Biz de onlardan bir tanesiyiz, Çameli. Denizli'nin kırsalda kalmış güzel nadide bir ilçesi. Leader programı, Leader tedbiri, TKDK'nın yürüttüğü İPART programının bir tedbiri bu arada. İPART'ta tarımsal kalkınma anlamında ülkemiz için Avrupa Birliği'nin desteklediği çok güzel bir program. Kırsal sanayi destekliyor, kırsal kalkınmayı destekliyor. Pardon. Şimdi biz kadın girişimciliğini çok önemsiyoruz. Fakat sahada uygularken bazı eksikliklerimiz oluyor. Leader bu anlamda bizi çok destekleyecek bir program. Çok önemsiyoruz. Şimdi biz neler yaptık? Ben ondan bahsetmek isterim ve bundan sonrasında da neler yapacağız? Kusura bakmayın, biraz heyecanlıyım bu anlamda. Hem Leader programını uygulayacak olmamız hem de kırsalı geliştirecek olmamız bizi heyecanlandırıyor. Bu heyecana da ihtiyacımız var bu arada Gözde Hanım. O yüzden bu güzel bir heyecan. Bunu biz de hissediyoruz. Çünkü daha önce de geçtiğimiz hafta webinarda gerçekleştirdik. Sizin gibi diğer temsilcilerle birlikte konuştuk. O heyecanı aldık. Evet, güzel de bir şey çünkü bu işin başarının önemli bir kilometre taşlarından bir tanesi de bir şeye inanmak, heyecan duymak ve o hedefe doğru yürümek. O yüzden o heyecan çok normal. Buyurunuz. Şimdi kırsal ekonomide temel kaynak bilindiği gibi kırsal alanın yerelde sahip olduğu varlıklar. Fakat bu varlıkları tanımadan, bilmeden ilerlemeniz mümkün değil. Biz öncelikle bu varlıklar neler ve biz neler yapmalıyız onu bir tespit ettik. Bu arada tabii güzel yönlendirmelere sahip liderle birlikte bizi profesyonel anlamda nasıl bir kırsal kalkınma politikası uygulamalıyız yerelde öğrettiler. Biz bunun üzerine 4 senedir sahada çalışmalar yaparak bir yerel kalkınma stratejisi hazırladık. Önümüzdeki 3 senede bunu uygulamayı planlıyoruz. Lider programı önümüzdeki ay tam olarak başlayacak. Artık 4 senenin meyvelerini önümüzdeki ay itibariyle yemeye başlayacağız diye planlıyoruz. Kadın girişimciliğini artırmak, biliyorsunuz kadın toplumun en önemli unsuru özellikle de sosyal kalkınma ayağında. Sosyal anlamda kalkınan toplum her anlamda, ekonomik anlamda, kültürel anlamda da kalkınacaktır. Aileyi bir arada tutması, gençlerin anneyi örnek rol model olarak alması tabii ki çok önemli bir şey. Kalkınmanın da bir unsuru. Bizde en büyük eksiklik kadın kooperatiflerinin olmayışıydı. Kadınların örgütlenmeyi bilmeyişleriydi. Biz öncelikle bir dernek kurduk. Yaklaşık o da 4 sene oldu kuralı.
Bunun üzerinden ilerlemeye çalıştık. O arada kadınlarımızın ürettiği kıymetli olan yerel ürünleri değerlendirmeye çalıştık. Tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili işlemelere gittik. İşte coğrafi işaretler aldık bunlarla ilgili. Çalışmalar genelde kadınların örgütlenmesi üzerine sürecek Leader'la da. Bu anlamda Leader büyük bir şans bizim için. Çünkü daha temele dokunan bir yapısı var. Şöyle ki normalde kırsalda kadınlar çok fazla yerel politikalara katılımcılık sağlamıyorlar. Fakat katılımcılığın artırılması gerekiyor. Çünkü kentler bu anlamda çok açıkçası şanslı. Çünkü bir kadın girişimci gördüğünüzde diğer kadın girişimci de onu örnek alarak, ilham olarak ona kendini biraz daha cesaretlendirerek bir işe girişebiliyor. Fakat kırsal anlamda biz bunun eksikliğini çok görüyoruz. Her anlamda görüyoruz. Kadın politikada yer almayınca, kendiyle ilgili politikalar yürütülmesinde de sessiz kalınca hayli aktif olamıyor. Bu bir. İkincisi örgütlenip kendini işte dernek ya da kooperatif ya da daha kolektif bir örgüt. Hani kendini ifade etmek için bir yer bulamayınca haliyle daha geri planda kalıyor. Bir de kırsalın en önemli sorunlarından bir tanesi daha ataerkil bir yapıda. Yani ben bir iş yaparsam acaba ne derler? Hani yapabilir miyim? Çünkü finansal ve mali anlamda da kapasite eksiklikleri var. Bu anlamda biraz özgüven eksikliği de var. Biz Leader'la bunları tamamlayacağımızı, kapatacağımızı düşünüyoruz. Bu 3 sene içerisinde kadınların finansal anlamda, özgüven anlamında bütün teknik süreçlerini yürütebileceğimizi ve sağlam yapılar kurabileceğimizi düşünüyoruz. Harika. Şimdi Christian Berger de hazırmış. Kendisine dönelim. Onunla sohbetimize devam edelim. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger. Welcome to our program. Öncelikle programımıza hoş geldiniz efendim. Bize katıldığınız için çok teşekkürler. Bugün tarım ve gıda sektörüne bakmak istiyorum. Avrupa bakış açısıyla başlamak istiyorum sizinle birlikte. İsterseniz biraz da Leader yaklaşımının öneminden, etkisinden başlayalım. Avrupa Birliği ortak tarım politikası ve onun bir bileşeni olan kırsal kalkınma politikası uyarınca başlayalım. Buyurun lütfen, ne söylersiniz? Öncelikle çok teşekkür ederim. Bugün beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu Türkiye'de çok önemli bir program. Çok teşekkür ederim bana bunun hakkında konuşma fırsatı verdiğiniz için. Avrupa Birliği en başından beri zaten çok fazla çaba harcıyor, çok büyük bir bütçe ayırıyor. Ortak tarım politikası için Avrupa Birliği'nin çok önem verdiği bir program olduğunu söyleyebilirim. Bu sadece tarımla alakalı değil, bu sadece çiftçilikle alakalı bir şey değil. Bu yaşamı kırsal bölgelerde sürdürebilmek ile alakalı bir şey, çevremizle alakalı bir şey. Gıda sağlayabilmemiz için, gıda kalitemizin olmasını garanti edebilmek için ne yapabileceğimizle alakalı bir şey bu. Daha geniş çerçeveli bir program, geniş çerçeveli bir politika, çok önemli bir program. Siz de söylediniz, programınıza da bahsettiniz, zaten genç insanların da şimdi kendi ülkelerine, kendi şehirlerine kalmasını cazip hale getirmeye çalıştığımız bir program. Genç kişiler politikalar ile birlikte mutlu olsunlar, oldukları yerde bir şekilde kırsal kalkınmaya katkı sağlayabilsinler ve bu sivil toplum kuruluşları bir araya gelsin, çalışabilsin, özel kamu ortaklığı ile birlikte bir şeyler yapabilelim ve her şey kırsal kalkınma anlamında, tarım anlamında daha iyiye gitsin. Bu politikanın, bu programın amacı budur. Pekala, anlıyorum. Again. Çok teşekkür ederiz bir kez daha. Gözde Hanım, sizinle devam edelim. Şimdi biraz önce kadınların ve gençlerin rolünü konuşurken özellikle birlik olma tarafında, kooperatifleşme tarafındaki eksiklikten bahsettiniz. Kadının arka planda kaldığından, işte biraz önce temsiliyetteki sıkıntılardan biraz bahsettik. Halbuki yapacak da çok iş var. Tarım sektörü açısından, kırsalda yapacak çok iş var ve bu sadece kırsalda sınırlı kalmıyor. Bu işler ulusal ve uluslararası boyuta da taşınabiliyor eğer doğru bir yol haritası izlenirse. O yüzden burada önemli enstrümanlar da var. Yani konuşacak aslında çok başlık var. İşin bir taraftan teknoloji, altyapı tarafı var. Kırsal kalkınmada artık teknoloji, adaptasyonu daha çok konuşuyoruz. Dijital tarımı konuşuyoruz. Akıllı köy projeleri. Sizin pencerenizden bunları nasıl yorumlayabiliriz? Çünkü bunları doğru şekilde kullanabilirsek o zaman işte sıra coğrafi işaretli ürünlerin daha iyi şekilde
katma değerli bir şekilde üretime kazandırılması demek, daha iyi pazarlamak demek, daha iyi bir markalaşma süreci demek. Sizin pencerenizden nasıl gözüküyor bu tablo? Şöyle ki çok güzel bir cümle kurdunuz. Evet, güzel bir ağ kurmak önemliydi. Lider aynı zamanda bir ağ, kırsal kalkınma ağı. Biz şu anda Türkiye'de 50 tane YEG'iz ama Balkanlarda ve Avrupa'da çok daha fazla YEG var. Biz hepimiz bir ağ oluşturacağız. Ortak bir satış ve pazarlama platformumuz olacak. Yerelde üretilen ürünlerin işlenmesi, kadın eliyle işlenmesi, kadınların bu anlamda örgütlenerek bir kooperatif kurarak bunları pazarlaması çok daha kolay olacak. Çünkü Lider, bilişim teknolojileri, dijital, kırsalın dijitalleşmesi adına da ciddi bir teknik destek ve mali destek sağlıyor. Bizler bunları kuracağız. Öncelikle elimizde neler var bunları göreceğiz. Kadınlarımız neler yapıyor, neler yapmalı. Bir üründe bir kalite ve standart pazarlama ile ilgili bir süreç geçireceğiz. Onun üzerine de ağlar birbirine bağlanacak. Ve hem köyden kente hem de diğer ağlarla birlikte Türkiye'den diğer ülkelere yerel ürünlerin pazarlanması sağlanacak diye düşünüyoruz. Coğrafi işaretli ürünler evet çok kıymetli. Bizim tarım anlamında da iki tane, bir tanesinin coğrafi işaretini aldık. Çameli fasulyesi. Diğeriyle ilgili çalışmamız henüz tamamlanmadı. Fakat kadınlarımıza yönelik olarak da hem çameli elmalı bezi hem de çameli kilimiyle ilgili süreç tamamlandı. Önümüzdeki ay büyük ihtimalle ilanı da çıkacak. Coğrafi işaretlerini alacağız. Şimdi bunları aldıktan sonra evet elimizdeki değerler çok önemli ama dijital pazarlamayı bilmedikten sonra kırsalı dijitalleştirmedikten sonra çok bir fayda sağlamıyor. Lider'le biz bu altyapıyı kurduğumuzda atölyelerimizin hem yani üretimini daha fazla arttırmak hem de kırsal turizme entegre etmek, coğrafi işaretli ürünleri bu anlamda bizim tanıtımımızı daha fazla sağlamasına neden olacak. Yerel ürünler, tıbbi aromatik bitkiler çok fazla şu ara revaçta olan şeyler. Kadınlarımızın normal hayatlarında ürettiği ürünler bunlar. Hani bir kentli gibi değil. Normal zaten arka bahçesinde birçok tıbbi ve aromatik bitki üretiyor. Örnek veriyorum çörek otu, ada çayı, lavanta, biberiye. Zaten hep olan şeyler. Fakat işleyip bunların markalaşması, bir satış ve pazarlama stratejisinin olmaması, onların elindeki bu ürünleri normal sıradan hani ev ürünleri, evde kullandığı ürünler olarak duruyor. Fakat biz bunları geliştirerek, daha iyi üreterek ve daha katma değerli ürünler olması için işleyerek bunlarla ilgili küçük butik tesisler kurarak ilerleyeceğimizi düşünüyoruz. Gençlere de bu anlamda, gençlerden de bahsetmek istiyorum. Evet, kırsaldaki genç kızlarımız çok fazla eğitim şansına sahip olamıyor. Tabii ki olan bir kısmı da vardır. Ama olmayanlar için bir meslek edindirmek çok önemli. Biz bu 3 senede onların da ellerine yani bir ekmek tutması için tabiri caizse onların da hem kırsal girişimciliği hem kadın girişimciliğini artıracak eğitimler hem de bir meslek sahibi olmalı, bir işlerinin olması, ekonomik anlamda kendilerini güvende hissetmelerini sağlayacak şeyler yapmak istiyoruz. Bu anlamda Lider, yani Avrupa Birliği'nin temel politikasında zaten kadının önceliği çok var. Lider'la gelen yeni bir soluk var ilçemizde de. Bizim kadınlarımızın ve gençlerimizin bu anlamda desteklenecek olması açıkçası 3 sene sonunda çok iyi bir uygulama örneği, iyi bir kırsal kalkınma uygulaması geçireceğimizi düşünüyorum. Bu kadar. Harika, harika. Biraz daha biraz sonra detayları da yine alırız sizden. Belki biraz daha somut örnekler üzerinden gideriz. Ben şimdi Sayın Büyükelçi Berger'le devam etmek istiyorum. Mr. Berger, let's talk Sayın about Berger, isterseniz biraz daha Turkey. Fazla Türkiye what hakkında konuşalım. İPART program neyi hedefliyor tarım sektörü için Türkiye'de? Bize lider yaklaşımını değerlendirebilir misiniz? Somut örnekler ile sizin burada tanık olduğunuz kırsal kalkınma örneklerinden bahsedebilir misiniz? İlk olarak İPART aslında kabul öncesi tarımla alakalı yapılan bir
program Türkiye Avrupa ya kabul öncesi dönemde ve tabii ki tarım tarafında çok iyi etkiler olduğunu gördük. Burada Türkiye'deki yasalar ile birlikte, Türkiye'deki yürürlükte olan kurallar ile birlikte çok fazla şey yapmaya çalıştık. Çok uzun süredir Türkiye'deki çiftçilere, üreticilere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bununla birlikte Avrupa standartlarını çıkartmaya çalışıyoruz her şeyi ve zaten bu da dünya çapında önerilen bir şey ki çok daha iyi bir şekilde, çok daha standartize bir şekilde uluslararası piyasalarda erişim sağlanabilsin. Aynı şekilde Avrupa piyasalarında da. Yani bu da çok güçlü bir rekabetçilik avantajı sağlayan bir şey Türkiye'deki üreticiler için. Diğer İPAR'ın diğer bir kısmı da çok açık bir şekilde daha önce de söyledim. Genel olarak birçok faydası olmasına rağmen tabii ki insanların kendi bölgelerinde kalmasını sağlamaya çalışıyoruz. Oraları cazip hale getirmeye çalışıyoruz. İPAR 1 ile ve İPAR 2, İPAR 3 ile birlikte çok yakında başlayacağız bu arada 3'e. İnsanların yardımıyla birlikte 65 bin kişi istihdam sağlama fırsatımı bulabildik ki bu da gerçekten çok muazzam bir fırsattır bizim için. Diğer bir taraftan bütün ülke içinde binlerce programa katkı sağladık. Bütün Türkiye'de her yere katkı sağlamaya çalışıyoruz. Farklı önemli örnekler de verebilirim size mesela. Çok spesifik olarak bizim hedeflediğimiz bazı bölgeler var. Örneğin kırsal turizm, çevresel turizm, birçok projeyi bu noktada destekledik. Turistik bölgelerde turizm açısından destek sağladığımızı söylemek istiyorum. Altyapı projelerini gerekli olan turistleri o noktalara çekebilmek için gerekli olan altyapı projelerini desteklediğimiz birçok şey yaptık. Çok fazla aksiyon aldık buradaki üreticileri ve tarım sektörünü desteklemek için. Bu ülkenin her yerinde birçok projemiz var ve zaten bunun etkisinin de nasıl olduğunu görebiliyoruz. İPART aynı zamanda Avrupa Birliği'nin yürüttüğü bir projedir ki en yüksek başarıya sahip olduğu projelerden bir tanesidir. Bizim verdiğimiz fonla birlikte çok yüksek bir geri dönüş aldığımızı da görüyoruz. Çünkü önemli olan şey etkiyi görebilmek ve insanların hayatlarına dokunabilmek. Biz bunun olduğunu görüyoruz. İnsanların hayat kalitesi artıyor, yaşam standartları artıyor, gıdanın kalitesi artıyor. Bunun çok başarılı bir program olduğunu görebiliyoruz. Çok fazla başvuru da var tabii ki bu sebeplerden ötürü. Çok popüler bir program nüfus içinde. Bu programa katılmak istiyorlar. Çok popüler olduğunu söylüyoruz. Bu program beni oldukça mutlu ediyor ve Türkiye'de çok başarılı olduğumuzu söylüyorum ve zaten Avrupa Birliği de bu şekilde aileleri ve toplumları destekliyor. Gözde Hanım, Sayın Büyükelçi Berger'in sözlerine isterseniz devam edelim. Hakikaten önemli bir bütçesi var, önemli projeler yapılıyor. Hem istihdam tarafına katkısı, hem ekonomiye katkısı ve hem de aslında dediğimiz gibi bu işin kırsaldan ya da yerelden ulusala, ulusaldan uluslararası pazara taşınmasına da önemli yapı taşlarını oluşturuyor bu projeler, bu fonlar. O yüzden biraz belki yine somut örnek özelinden gidebiliriz. Bu konuda yatırım yapmak isteyen, girişimci ruhu olan ama kafasına soru işaretli olan şehirde ya da kırsalda insanlar olabilir. O yüzden biraz isterseniz var mı tavsiyeniz, çağrınız gençlere, kadınlara özellikle nasıl bir yol izlenmeli, nereden başlamalı, nelere dikkat etmeli ya da bu işlerin kendilerine uygun olup olmadığını nasıl anlarlar? Çünkü ciddi bir potansiyel var diyoruz ama hani ne dersiniz? Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Kesinlikle bu arada Sayın Berger'in söylediği kırsal turizmle ilgili de ben birkaç cümle kurmak istiyorum. Çünkü bizde de mesela Çameli'de 1350 kilometre daha bisiklet rotası var, trekking rotası var. Aynı zamanda yamaç paraşütü şampiyonları düzenliyoruz. Birçok alternatif spor etkinliğimiz var. Bunların hepsi kırsal turizmin bir parçası. Kırsal turizm deyince akla da hep köy pansiyonları gelir. Aslında böyle kırsalda köydeki butik oteller gelir. Kadınlar ve genç girişimciler için aslında kırsal turizmde konaklama sektörü çok fazla iş ve istihdam yaratabilir. Öncelikle evet tavsiyem bu anlamda eğer bölgenizde bir kırsal turizm öğesi varsa, alternatif bir spor varsa bununla ilgili mutlaka bir iş kolunu geliştirebileceklerine olan inançlarını birazcık geliştirmek isterim. Şöyle ki biz LİDER'e başladığımızda da süreçte yalnız değildik.
Çok profesyonel bir ekip bize bu anlamda ne yapmamız gerektiğini öğretti, gösterdi. Zaten Avrupa Birliği bununla ilgili dokümanları size veriyor. Hani neler, nereden başlamalıyız, neler yapmalıyız? Bir destek süreci çok profesyonel ilerliyor. O anlamda eğer bir kırsal girişimcilik anlamında bir örnek istiyorlarsa, evet, dijital dünyayı da kullanarak bu platformlarda çok güzel örneklere sahip olabilirler. Onun haricinde burada isim vermek istemiyorum ama evet, sivil toplumla ilgili güzel kurumlarımız var. Kadınları bu anlamda destekleyen hem kooperatifler var, dükkanlar var, merkezler var. Onlardan birine başvururlarsa en azından fikirleri, girişimcilik tabanını oluşturabilecek bir fikirse emin olun destek görürler. Yapamıyorum diye bir şey yok. Sadece yapmak istemiyorum diye bir şey var bence. Özellikle de kadınlar için. Çünkü biz çok kararlı varlıklarız. Eğer istersek bir şey yapabiliriz. Sadece önümüzde belki bir hani iyi bir örnek yoktu ve bu bizi güvensizlik yaratıyor olabilirdi. Fakat biz şu anda 50 tane yegiz. Önümüzdeki 3 sene sonunda umarım hani çok güzel örneklerle bu işten çıkacağız. Fakat bu işin sürdürülebilirliğini daha fazla YEG olarak, daha fazla kadın kooperatifi, daha fazla kadın örgütü olarak başarmış oluruz. Bu yüzden sadece bizimle ilgili süreçte değil, Avrupa Birliği'nin kırsal kalkınmada, daha doğrusu kırsal sanayi ve tarımsal sanayinin, tarımsal kalkınma için verdiği İPART'ın diğer bileşenleri için yararlanabilecekleri şeyler var. Çağrılar sürekli açılıyor. Yakında zaten önümüzdeki senede İPART 3 başlayacak. Bununla ilgili de çağrılar devam edecek. Onlardan birine de başvurulabilir. Bir de değinmek istediğim bir şey, Avrupa Birliği'nde temelde tabii ki yani kadınlar ve gençler için ayrımcılık yapılıyor. Pozitif ayrımcılık. Daha fazla puana sahip oluyorsunuz. Bu anlamda kesinlikle korkmasınlar. Çünkü gerçekten şu anda dijital dünyayla kırsalda mısınız, kentte misiniz çok fark etmiyor. Her yer ulaşılabilir. Her şey istenildikten sonra yapılabilir diyorum ben. Harika, teşekkür ederim. Mr. Berger, last Berger. 2 minutes. Son 2 dakikamız. So, bu sebepten ötürü size son sorumu yöneltmek istiyorum. Çok yakında Türkiye'den ayrılıyorsunuz. Türkiye'de kaldığınız dönemdeki gözlemleriniz nedir? Ve yerel eylem gruplarına önerileriniz, tavsiyeleriniz nelerdir? I've discovered a very rich country in ben culture, kültür olarak, gıda olarak çok fazla şey keşfettim burada Türkiye'de. Bu ülkenin ne kadar zengin olduğunu sürekli söylüyorum. Aslında kırsal alanların da çok zengin olduğunu söylüyorum Türkiye'de. Sanırım lider programı ve İPART programı ile birlikte çok iyi bir araç olduğunu söyleyebilirim. Bu zenginliği güçlendirebiliriz ki bu programlar kullanılabilir. İnsanlar bir araya gelebilir kırsal alanlarda, karar verme süreçlerinde bir arada çalışabilirler. Yine dediğim gibi kamu özel işbirliği yapabiliriz, sivil toplum kuruluşları bir şekilde bir şeyler yapabilir, yerel yetkililer ile bir araya gelerek bu sivil toplumu güçlendirebilecek bir şey, bunu söyleyebilirim. İnsanlar çok farklı problemler yaşıyor günlük bazda, bu yüzden de lider projesi o kadar önemli, o kadar önemli bir teşvik ki umuyorum ki Türkiye'nin her yerine kullanır. Şu an çok fazla yerinde kullanıyor lider programı biliyorsunuz ki bir şekilde bu ülkenin zenginlik katılabilsin. Anadolu'da da kullanılıyor biliyorsunuz. Orta Anadolu'da da kullanılabilsin ve bu program güçlendirilebilsin. Herkesin hayatına dokunulabilsin ve herkesi daha da fazla mutlu edebilsin. Çok teşekkürler bizim programımıza katkılarınız için. Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Sayın Christian Berger ve Denizli Çameli Yerel Eylem Grubu temsilcisi Sayın Gözde Ünsal'la birlikte, iki değerli konumla birlikte tarıma ve kırsal kalkınmaya biraz daha Avrupa Birliği penceresinden ve tabii ki Türkiye özelinde somut örneklerle bakmaya çalıştık. Yarın her çarşamba olduğu gibi saat 12.30'da tarım analizde karşınızda olacağız. Hoşçakalın.